Merhaba arkadaşlar. Tarih 18 Mayıs 2022 Aralık'tayız. Körük yakıyoruz arkadaşlar. Körüğün içerisinde biz ne yakıyoruz? Arkadaşlar tutuşturmak için altına bu mumların arasına konan kağıttan iki tane altına yaktım. Üzerine de bu kiriş dediğimiz bitkinin saplarından tutuşturmak için atıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Bunlar çok hızlı yanıyor ve çabuk geçiyor. Ama üzerine dayansın diye şu şekilde şu kuru dallardan, çalılardan kırdığımız odun parçalarını atıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde yani bizim burada kullandığımız, körükte kullandığımız malzeme bu arkadaşlar. Çok farklı malzemeler de kullanılabilir. Mesela ideal yani en iyi körükte yakılacak malzeme ne diye sorarsanız arkadaşlar, meşe çürüğü. Yani meşe çürüğü bulabilseniz, yani meşe çürüğünü hem dumanı güzel oluyor, hem fazla ısı vermiyor ve uzun dayanıyor. Fakat bizim bu yaktığımız malzeme biraz aslında körüğümüze de zarar veriyor. Isısı yüksek, hızlı yanıyor. Aslında meşe çürüğü ve ne bileyim bu ağaç çürükleri, bunlar çok ideal. Kavak talaşı. Arkadaşlar kavak talaşının çok güzel şeyi oluyor. Dumanı oluyor. Hem alevli değil, hem güzel duman çıkarıyor. Saman kullanılabilir. Ne bileyim, ya da tezek mi hocam? Biz şu ana kadar bitti bu çevrede de bu saman dikeni dediğimiz dikenler var. Onların kurusundan yaktık. Onlar da çok güzel oluyor. Arkadaşlar bu körükte yakılmaması gereken şeyler var. Yani onlara biraz değinmek istiyorum. Yani çoğu kişi yumurta kolisi kullan falan diye tavsiye edenler oldu bizim tanıştığımız arkadaşlardan. Arkadaşlar yumurta kolisi dediğiniz şey atık kağıtlardan elde edilmiş, içine nasıl bir kimyasalın karıştırıldığı belli olmayan bir ürün. Yani o tür ürünleri yakmak sağlıklı değil bence. İçinde nasıl bir yapıştırıcı kimyasal var bilmiyoruz. Artı karton yakanlar var. Arkadaşlar karton dediğimiz şey kağıt. Tamam, kağıt sağlıklı olabilir ama kağıdın içerisinde neler karıştırılıyor? O birbirine yapışması için tutkal ve farklı şeyler karıştırılıyor. Farklı kimyasallar var. Ne bileyim, bazı kartonların üzerinde yazılmış yazılar var. Bu yazılar hangi boyayla neyle yapılıyor? Bunlar yandığı zaman arada nasıl bir etki yapar. Onun için arkadaşlar yani doğal olan ne bileyim odun, saman, diken, ot kuruları, hayvan tezeyi. Hayvan tezeyi de kullanılabilir. Geçmişte o daha çok duman yapıyor. Fakat şu anda biz sadece odun kullanıyoruz arkadaşlar. Ha, bu odunun bana zararı şöyle var. Körüğün ömrünü çabuk bitiriyor arkadaşlar. Isı yüksek olduğu için körüğün ömrünü çabuk bitiriyor. Çam bölgelerine gittiğimizde çam pürçeği dediğimiz yani o çam yapraklarının kurusu, o çok güzel duman veriyor arkadaşlar. O kokusu da güzel oluyor. Fakat o sadece biraz şey fazla yapıyor. Ne diyeyim, zift yapıyor fazlaca. Evet arkadaşlar, körükte yanacak malzemeleri şu an için aklımıza geldiğince saydık ama bunun içerisinde mesela arkadaşlar yani buna da rastladım ben geçmiş yıllarda. Ayrıca arkadaş körüğü tutuşturmak için jel kullanıyor. Ya arkadaşlar tutuşturmak için kullanılan jel nedir ya? Bu bir petrol ürünüdür. Yani öyle bir ürünle bu körük tutuşturulur mu? O yandığı zaman nasıl bir kimyasal sonuç çıkıyor, nasıl bir gaz çıkarıyor, araya ne kadar zararı var onu bilemiyoruz ki. Yani onun için arkadaşlar yani yakarken de tutuştururken de doğal yollarla tutuşturmaya çalışmak lazım. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.